firmanın simgesi olan ünlü kırmızı renkli telefon kulübeleri ofis olarak kullanılmaya başlandı. Sergis Gilbert Scott tarafından 1935 yılında K6 adıyla dizayn edilerek yapılan, 1960'ta ise daha modern şekilde K7 adıyla yeni dizaynı yapılan kırmızı renkli telefon kulübelerinden 60 bin adet yapılmış. Bunlardan 11 bin ise günümüze kadar gelmişti. Şimdi artık depolara kaldırılan bu telefon kulübelerinden yararlanmak isteyen New York kökenli bir şirket tarafından değerlendiriliyor. Şirket, Londra, Leeds ve Edinburgh şehirlerinde bu telefon kulübelerini mini ofis haline çevirip kiralamaya başladı. İçinde Wi-Fi sisteminin yanı sıra print scanner, 25 inçlik bir monitör, hatta bir de sıcak içecek makinesinin bulunduğu, 3SQFT büyüklüğünde kullanma alanı bulunan bu ilginç mini ofislerin aylık abonelik ücreti ise sadece 19.99 pound. İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin genel başkanlığına bir kez daha Jeremy Corbyn seçildi. Geçen yıldan bu yana partinin liderliğini yürüten Corbyn, partinin ılımlı solcusu olarak tanımlanan Owen Smith ile girdiği yarışta parti üyelerinin %61.8'inin oyunu alarak kazandı. Smith'in oy oranı %38.2'de kaldı. Partinin Liverpool'daki yıllık kongresinde açıklanan sonuçlara göre 506.438 oyun kullanıldığı seçimde Corbyn 313.309 oy aldı. Böylece geçen yıl yapılan genel başkanlık seçiminde %59.5 oy alan Corbyn, parti tabanındaki oyunu %60'ın üzerine taşımış oldu. İngiliz parlamentosunda Muhafazakar Parti'nin ardından 230 milletvekiliyle ana muhalefet konumunda bulunan İşçi Partisi'nde genel başkanlık yarışı, milletvekillerinin Corbyn'e kazan kaldırmasıyla başlamıştı. Corbyn'in Avrupa Birliği referandumunda birlik içinde kalmaktan yana net tavır almadığını iddia eden muhalif milletvekilleri, gölge kabindeki görevlerinden peş peşe istifa etmiş, ardından partinin parlamento grubunda yapılan oylamada Corbyn'e 172 milletvekili güvensizlik oyu vermişti. İşçi Partisi içinde sol kanadın temsilcisi olan Corbyn, partiyi sağa yaklaştıran eski başbakan Tony Blair döneminden kalan milletvekillerinin sert muhalefetiyle karşı karşıya. Parti içi muhalefetin Corbyn'e yönelik eleştirileri arasında liderlik vasıflarına sahip olmamak, Yahudi karşıtı ve aşırı solcu olmak bulunuyor. Ancak Corbyn, partinin üyeleri ve sendikalar arasında güçlü desteğe sahip. 67 yaşındaki Corbyn, özellikle gençlerden büyük destek alıyor. Corbyn'in bir yıllık genel başkanlık döneminde İşçi Partisi ve üye sayısını birkaç kat arttırarak 654 bine çıkardı. Parti bölünebilir. Bugün sonucu açıklanan genel başkanlık yarışından ezici bir galibiyetle çıkan Corbyn, parti içi muhalefet karşısında konumunu güçlendirdi. Ancak muhalif milletvekilleri Corbyn'den gölge kabineyi seçme hakkının partinin meclis grubuna verilmesini talep ediyor. Siyasi gözlemciler, Corbyn'in genel başkanın uhdesindeki bu hakkı parti meclisine devretmesinin muhtemel olmadığını, dolayısıyla İşçi Partisi'nin bölünmesinin ve muhalif kanadın yeni bir parti kurmasının gündeme gelebileceğini belirtiyor. Gölge kabine, İngiliz siyasetinde ana muhalefet partisinin kabinesi anlamına geliyor. Geçen yıl farklı bir siyaset sloganıyla parti liderliğine seçilen Corbyn, savaş karşıtı görüşleriyle bilinen bir siyasetçi. ABD ve İngiltere öncülüğünde Irak'ın 2003'teki işgaline karşı kampanya yürüten Corbyn, ülkenin Suriye'de hava operasyonlarına katılması için geçen yıl parlamentoya getirilen Suriye tezkeresini de karşı çıktı. Corbyn, İsrail-Filistin sorununda objektif duruşu nedeniyle İsrail yanlısı İngiliz basınında ve siyaset sahnesinde eleştirilere hedef oluyor.